Arkadaşlar merhaba, ismim Şuayb Demirer, maden mühendisiyim. 2014 Hacettepe mezunuyum. Şu an sektörde 2014'ten beri hizmet vermekteyim. Gerek daim nezaretçi olarak, gerek ocak müdürlüğü olarak hizmet veriyorum. 2016'da kendi şirketimiz olan Ekrem Demirer Maden Sanayi AŞ şirketinde mermerde hem ocak üretici olarak hem de fabrikada işleyerek hizmet vermekteyiz bu sektöre. Mermer kalsiyum karbonat kökenli bir kayaçtır. Mermer ön plan alan özellikleri parlatılabilip kesilip parlatılabilmesidir. Ve kristaliz olan mermerimiz cilası sağlamlığı ile desen ve dokusuyla cezbeder müşterilerimizi. Buradaki görmüş olduğunuz taş kendi ocağımızdan Ekrem Demirel Maden Sanayi AŞ'ye ait Cumulus Mermer Ocağı'nın ürünüdür. Kendi fabrikamızda işlenmiştir. Şu an bünyemize ait ocağımızda, mermer ocağımızda üretim açık işletme yöntemiyle üretim yapıyoruz. Ana dağdan koparmak için kullandığımız makine Denmark markalı zincirli kollu kesici dediğimiz bir makinedir. Ondan sonra delikleri rock makinesiyle delik, elmas tel kesme makinesiyle dağdan tamamen koparıyoruz. Bu üretilen malzemeleri kendi fabrikamıza gönderip işliyoruz. Nihai ürün haline getiriyoruz. Mermercilik sektörü katma değer olarak en yüksek olan sektörler arasında yer almaktadır. Mermerciliğin daha modern ve çevreye barışık yapılıp yapılması için mücadele etmeliyiz. Mermer üretiminde dünyada ön sıralarda yer alıyoruz. Bunun korunması ve daha ileriye taşınması için sektörün teşvik edilmesini bekliyoruz. Genel olarak çıkan ürünlerimizi ham madde satışı olarak ve nihai kesilmiş bitmiş ürün olarak fabrikamızdan birçok ülkeye gönderiyoruz. Ham madde olarak gönderdiğimiz ülkeler Çin ve Hindistan bulunmaktadır. Kesilmiş olarak Amerika, Avustralya, Arabistan, Libya, Lübnan ve Avrupa Arap ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetlerine gönderiyoruz. Ben lisansta İngilizce eğitim alıp ve Çince'yi de yanına üçüncü bir dil olarak kattım. Wuhuisho Yiden'den Zhongwen. Biraz Çincem var. Dolayısıyla müşterilere direkt olarak kendim diyalog kurup ürünlerimizi satışı sağlamaya çalışıyorum. Maden sektörü, mermercilik sektöründe özellikle dolaylı ve direkt olarak birçok istihdam sağlanmaktadır. Firmamızda 55 kişi istihdam sağlanıyor. Mermercilik sektöründe katma değeri en yüksek olan sektörlerden birisidir. Ham madde veya dışarıdan herhangi bir tedarik edilecek bir durum söz konusu değildir. Tamamen doğal yollarla çıkarıp ülkemize bir değer sağlamaya çalışıyor. Ülkemiz mermercilik, mermer yataklarından dolayı çok zengin bir ülkedir. Afyon, dünya ünlü olan Afyon mermeri, Bilecik, Muğla, Bursa, bu illerimizde çok ciddi rezervler ve çok güzel mermerler bulunmaktadır. Son dönemlerde bu illerin arkasına Kütahya da katılmıştır. Oldukça güzel desenli mermerler çıkmaktadır. Müzik.
Ekrem Demirel Maden Sanayi AŞ, Erenköy Altıntaş Kütahya Kümünüs Mermer Ocağı. Ben Maden Mühendisi Hayati Uzer. Size kısaca mermer ocaklarındaki kesim çalışmasından bahsedeceğim. Aslında bu kesim çalışması ne demek? Dağdan, ana kütleden mermer parçalarını ayırabilmek için gerekli olan işlemler diyebiliriz. Bunlar ocaktan ocağa farklılık gösterebilir. Bu yöntemler yani farklılık gösterilebilir. Kesim yapılmadan söküm yapılan yerler vardır. Ocaklar vardır. Biz burada kesim işlemi yapıyoruz. Bizim dağımız biraz daha masif olduğu için. Şimdi bu işlemi hemen kısaca bahsedeyim. İlk etapta şu karşıda gözüken makina. Şu makina delik vurucu, delik kaya delici diyoruz biz bu makine. Şöyle yanımda da var. Bu makina bu karşıda gözüken peyniri kalıbı gibi olan kısma delik vuruyor. Daha sonra bu delikler şurada ortada gözüken şu kesikler var. Ortada gözüken kesikler var. Oralarda kollu kesici dediğimiz bu makina ile kesiliyor. Bu makina bıçkı yani odun motoru gibi düşünebilirsiniz. O şekilde bir kesim gerçekleştiriyor. 7 metre bıçağının uzunluğu var. Üzerindeki elmaslar sayesinde şöyle bir yarık oluşturuyor dağda. Bu 7 metre aşağıya gidiyor bu yarık. Buna da demin ki bahsettiğim makinede daha önceden karşıdan delikler vurulmuştu. Deliklerin önünü açarak gidiyor. Daha sonra bu deliklerden tel dediğimiz, bizim elmas tel dediğimiz şu malzeme geçiriliyor. Bu malzeme geçiriliyor. Bu malzeme de şu aşağıda gördüğümüz makine ile ortasında kasnak var. Teli çekiyor, teli döndürerek alt kesimini yapıyoruz. Ondan sonra da şöyle yan kesimlerini yapıyoruz ve dağdan kütleye ayırıyoruz. Onu da hemen göstereyim. Son aşamada da dağdan ayrılan bu kütleleri daha küçük ebatlara, yani yüklenilebilecek fabrikalara gönderilebilecek veya ihracata gönderebilecek blok dediğimiz ebatlara getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şu anda bu işlem yapılıyor. Yine aynı tel kesim makinelerinin daha küçükleriyle. Dağda da hazır kesimleri görüyoruz. Surlardan kesilmiş vaziyette. Bunlar bu şekilde bu tarafa doğru yatırılacak. İyi günler.